Allah insanla asla yüz yüze konuşmaz. Alın Şura suresi 51. ayet. Ma kâne li beşerin en yükellimehullahu illa. Allah'ın bir ölümlü varlıkla yüz yüze konuşması olacak iş değil. Makane, şık kaçmaz, olmaz, akla bile gelmez. Nasıl çevirirseniz çevirin. Makane diye başlıyorsa böyledir. Makane li beşerin en yükellimahullahu illa. Olacak iş değildir. Ya bizim şey Allah'la görüşüyorlar, ne yapalım? Falan Allah'ı görmüş ve demiş ki iyi ne yapalım? Aman Allah'ım. Evet Allah ıslah etsin. Söylenecek bir şey yok. Kur'an burada bir şey söylüyor. Bunlar burada başka bir şey söylüyor. Mâ kâne li beşerin en yükellimehullah. Allah'ın bir beşerle yüz yüze konuşması olacak iş değildir. Bunu en son Hazreti Musa istemişti. O da cevabını aldı. Len terani. Asla göremez. Evet. O da cevabını aldı. Yani Şura suresinin 51. ayeti bunu söylüyor. Peki illa vahyen. Üç şekilde görebilir diyor. Ayet devam ediyor. Vahiy. O zaman vahiy nedir? Vahiy yüz yüze olmayan bir yöntemle haber almak. Dil dışı bir yöntemle. Hani Hazreti Zekeriya'nın işareti vardı ya. Feevha ileyhim. Onlara işaret etti diyor Zekeriya. İşte bu vahiy kelimesi orada da kullanılıyor. Feşarat ileyhim. Evet. İkincisi perde gerisinden. Evet. Ev min verai hicabin. Bir perde gerisinden. Bu perde ne olabilir? Bu perdeyi de gerçekten herhalde perde zannettiler. Bizim perdecilerin diktiği perde. Değil. Bu perde genellikle ağaçtır. Evet. Hazreti Musa'nın ilk vahyi aldığı yerdeki ağaç bu perdedir işte. Perde. Nur suresi 35. ayetteki ağaç şeceratin. Efendim. Oradaki ağaç da bu perdedir. Evet. Onun için bazen Rabbimiz dağı kullanıyor perde olarak. İsrailoğullarına hitap ettiği birkaç seferinde ise dağı, Tur'u kullanmıştı perde olarak. Onun için varlık perdedir. Aslında varlık üzerinden Allah hep konuşmuyor mu? Perde. İnsan da perde. Gökte perde, yerde perde. Bu perdede yansıyor. Aslında biz bu perdeyi Allah'ın kelamının yansıdığı bir sahne perdesi gibi de düşünebiliriz. Öyle değil. Perde budur. O yansıyor. Onun için yani bu manada Allah'ın yüz yüze konuşması insanla, ölümlü bir varlıkla olacak şey değil. Ayeti kerimesi, Şura suresinin 51. ayetini biz daha iyi anlıyoruz. Perde, perde üzerinden. Evet, Allah'ın kendisini, zatını insana göstermemesi de Allah'ın insana bir lütfudur. Hazreti Musa'ya tecellisi bunu gösteriyor. Şu dağa bak diyor, dağ yerinde kalırsa o zaman görebiliriz. Evet, tabii. Dekka. Ve saika Musa. Musa baygın düştü. Dolayısıyla böyle. Böyle. Dolayısıyla Allah'ın varlıktaki tecellisi aslında yazılı olmayan ayetler. Tabiat kainatın Kur'an'ıdır. Kur'an ilahi vahyin tabiatıdır. Dolayısıyla tabiat da kainatın Kur'an'ıdır. Onu okumayabilirseniz öyle okursunuz. Üçüncüsü Şura suresinin 51. ayeti Ev min verâ-i hicâmin Ev yursilu rasûlen. Evet, bir elçi aracılığıyla. Bir melek. İşte burada geldi bakınız. Rasul irsal etmek suretiyle. Evet. Dolayısıyla
Rasul irsal etmek de Rabbimizin vahiy göndermesinin üç yolundan biriymiş Şura 51'e göre.